Selamlar. Mükemmel, harika bir günümüz. Her zaman olduğu gibi elimizden geldiğince bugün de Yüce Allah'ın rızası için çalıştık. Ebedi alem için en büyük hazırlığımızı yapmaya çalıştık. Çünkü biliyoruz ki şu dünya ebedi alem için bir hazırlık. Ve herkes şunu düşünsün. Bir anlık şunları anlamaya çalışsın. Bu dünyanın her türlü kederini, tasasını, olayını herkes bir kenara bıraksın. Ve yalnız şunu düşünsün. Bu dünya hiç kimseye kalmadı, kalmayacak. Herkesin belli bir ömrü, belli bir yaşantısı var. Bu yaşantı içinde neler yaptı, ne için uğraştı, hayatını nerede geçirdi, bu önemli. İnsanlara kalacak olan o yaptığı dosdoğru amellerdir. Dosdoğru hayatlardır. Diğer hiçbir konu kalmaz. Ne çalıştığınız işler, ne okuduğunuz okullar, ne oturduğunuz evler, ne de bindiğiniz arabalar. Hiçbiri kalmayacak. Bunu düşünerek, bunun bilincinde olarak yaşamalıyız. Yani şu dünyada insanlara baktığınızda o kadar fazla hata görebilirsiniz ki. Devamlı bu dünyanın menfaatine daldıklarını o kadar fazla anlayabiliyorsunuz ki. Tabi bu da düşündürücü bir durum. Büyük bir kayıp içinde olur insanlar bu şekilde yaşarsa. Biz asıl olan hiçbir zaman unutmamalıyız. Ne kadar fazla Allah'ın izniyle ebedi alem için uğraşırsak o kadar büyük mükafat bizler için olur. Biz yeter ki dosdoğru olalım ve vicdani açıdan da hayırda yarışalım. Yanlışın her zaman karşısında olalım. Ama bu şekilde yapmasak, devamlı yanlışlarda devam edersek emin olun veremeyecek bir sürü hesabımız olur. Bu nedenle de insanları uyarma gereği duyuyoruz. Uyarmaktan ziyade en fazla da örnek olmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki şu hataları artık insanlar yapmasınlar. Devamlı düştükleri şu günahları artık bıraksınlar. Bunun gayesi içindeyiz. Biz Allah'ın izniyle dosdoğru yaşamak istediğimiz kadar dosdoğru da örnek olmaya çalışıyoruz. Çünkü bu hayat kısa ve hızlı akıp gidiyor. Bir dününüzü düşünün, yarınınızı düşünün. Hızlı akıp gidiyor. Yaptığınız işlerin hiçbiri kalmayacak. Kaldığını zannetmeyin yani. Siz yeter ki dosdoğru devam edin. Ve şunu bilin ki Yüce Allah bir gün herkesi huzuruna toplayıp en güzel, en mükemmel hesabı soracak. Bunun bilincinde olun. Hani devamlı başka başka olaylar arayanlar, binbir türlü fikir ortaya atanlara söylüyorum bunlar. Bizim yolumuz Allah'ın izniyle İslamiyet. Hak kelam Kur'an-ı Kerim'in yoludur. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesinin örnekleridir. Yüce Allah'ın bizden istediği farzlardır. Yüce Allah'ın en takvalı, en sevdiği kul olma gibi bir amacımız var. Bizim en büyük amacımız bu. Bizi hem bu dünyada hem ahirette mükafata, en güzel işlere götürecek olan budur. Diğer hiçbir konu değildir. Bunları da düşünmeliyiz. O kadar fazla bu dünyada şeytan, kafir, münafık var ki işleri güçleri bunların şeytanın adımlarını takip etmektir. Biz bunlara fırsat vermeyeceğimiz kadar dosdoğru da yaşayacağız. Her zaman. Bugün veya yarın değil, her zaman. Takvalı bir mümin bu şekilde olur. Allah'ın izniyle bunları ve bu hedefleri devam ettirirsek bu hayatta mutlu olduğumuz kadar, işlerimizin dosdoğru gittiği kadar ahirette de mutlu oluruz. Biz yeter ki o dosdoğru yoldan ayrılmayalım.
Yüce Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin ama biz de elimizden geleni yapalım ve asıl olanı, bu ebedi alemi kesinlikle unutmayalım. Bizim için asıl hayat orası aslında. Burası bir hani geçici mekan, bir çalışma alanı aslında ebedi alem için ama insanlar düşünmüyor işte. Hiç bunun farkında değiller. Buradaki alacakları arabalar, evler ya da keyfi yaşam onlara kalacak zannediyorlar. Allah korusun, biz o hatalara düşmeyelim ve dost doğru gidelim diyorum. Hoşçakalın.